Efendim günün öne çıkan başlıklarından derlediğimiz Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Elazığ bu yılın ilk 6 ayında toplam nakdi kredi kullanım hacmi bakımından bölge illeri arasında ikinci sırada yer aldı. FinTürk dönemsel verilerine göre 2019'un 6 aylık bütününde nakdi kredi kullanımında Erzurum 11,4 milyar lirayla ilk sırada yer aldı. İkinci sırayı ise 10,2 milyarla Elazığ aldı. Elazığ 8,7 ile Malatya takip etti. Bölgede kişi başına düşen nakdi kredi tutarının en yüksek olduğu il 16,3 bin ile Elazığ olurken Erzurum 14,3 bin ile ikinci sırayı aldı. Dönemde kişi başına düşen nakdi kredi tutarında Erzurum'un sırasıyla Ardahan, Tunceli, Malatya, Erzincan, Kars, Iğdır, Bitlis, Hakkari, Van, Bingöl, Ağrı ve Muş takip etti. Bölgede Tunceli ile kişi başına düşen tasarruf mevduatıyla toplam mevduat yüksekliği bakımından ilk sırayı aldı. Tunceli, Erzincan, Elazığ, Malatya, Iğdır, Ardahan, Bingöl, Kars, Erzurum, Van, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Muş takip etti. Kişi başına düşen toplam mevduat yüksekliği bakımından da yine Tunceli 17,2 bin TL ile ilk sırayı aldı. Tunceli'yi 11,3 bin ile Elazığ takip etti. Hükümetin zam teklifini değerlendiren Memur Senil temsilcisi İbrahim Bahşi, makul değil, malul bir teklif. Bu teklifi yok sayıyoruz, yeni teklif bekliyoruz dedi. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'nin ilk 6 ayında %3,5, ikinci 6 ayında %3, 2021'in ilk 6 ayında %3, ikinci 6 ayında %2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti. Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memursen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl %8,7, ikinci yıl %6,6 zam ve birinci yıl %3, ikinci yıl ise %2 refah payı talebinde bulunmuştu. Toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibariyle malumunuz başlamıştı. Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu çalışanını ve toplamda 5,5 milyon kamu çalışanı ve kamu emeklisini ilgilendiren 5. dönem toplu sözleşme süreciyle ilgili 1, 9 ve 15 Ağustos'ta olmak üzere müzakereler yapılmış ve bugün kamu işveren heyeti adına hükümetin teklifi sunuldu. Hükümetin açıkladığı zam oranlarını değerlendiren Memursen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, bu teklif makul bir teklif değil, dedi. Bu teklif makul bir teklif değil, malul bir tekliftir. Bu teklifi yok sayıyor ve yeni bir teklif bekliyoruz. Kamu çalışanlarının ve sahanın, alanın beklentilerini, isteklerini karşılayan ve bu isteklerle uyuşan bir teklif değildir. Dolayısıyla biz kamu çalışanlarını ve kamu çalışanları yetkili sendikası olarak Memursen camiasını üzen bir teklif gelmiştir. Bahşi teklifi yok saydıklarını belirterek masaya otururken yapılan zamların ülke gerçekleriyle bağdaşmadığını ifade etti. Biz bu teklifin düzeltilip beklentilerimize uygun bir teklifin yapılmasını istiyoruz ve bunu yok sayıyoruz. Biz Memursen olarak masaya giderken gayet makul, büyüyen Türkiye'nin, büyüyen ekonomik şartların ve kamu çalışanlarının tümünün beklentileri doğrultusunda bir teklifle masaya gitmiştik. 2020 yılı için 1. 6 ay için %8, 2. 6 ay için %7 ve 200 taban aylığa seyyanen zam yapılması artı %3 refah payı verilmesi 2021 yılı için de 1. 6 ay ve 2. 6 ay için %6 ve %2 de yine refah payı teklifiyle masaya gitmiştik. Ama maalesef bugün hükümet tarafından teklif edilen rakamlar çok üzücü, ülke ekonomik şartlarıyla, enflasyon rakamlarıyla, yapılan zamlarla, yapılan en son elektrik ve doğalgaz zamını bile göz önünde bulundurduğumuz zaman ülke gerçekleriyle bağdaşmayan bir teklif geldi. 2020 için %3,5 artı 3 artı enflasyon farkı
2021 yılı için ise %3 artı 2,5 artı enflasyon farkı olmak üzere çok komik ve bizi üzen bir teklif geldi. Biz bunu yok sayıyoruz ve hükümetin bu rakamları tekrar gözden geçirip kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayan, yüzünü güldürecek bir teklifle masaya gelmesini bekliyoruz. Süreç sona ermedi. Sevgili seyirciler, hükümet memur ve memur emeklisine zam ve enflasyon farkı teklifini sundu. Açıklanan miktar Türkiye kamu seni memnun etmedi. Sendikanın il temsilcisi Atilla Çerkez bu oranların kabul edilemez olduğunu söyledi. Hükümetin memur ve memur emeklisine sunduğu zam ve enflasyon farkı oranlarına Türkiye Kamu Sen'den tepki geldi. Tabii ki bu zam teklifini Türkiye Kamu Sen olarak kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Atilla Çerkez, sendikalarının hükümetten beklentilerini sıraladı. Taban aylıkları 600 lira zam beklediklerini ifade etti. Türkiye Kamu Sen olarak biz taban aylıklara 600 TL seyyanen bütün memurlar için 600 TL seyyanen zam istiyoruz. Peki bu niye 200 TL değil, niye 1000 TL değil? Çünkü bahsettiğim gibi son 10 yılda memurun kayıplarını biz bilimsel olarak hesapladığımızda memur maaşlarına ortalama yapılacak 600 TL zamla bu kayıpların ancak giderilebileceğini düşünüyoruz. Memurun mutfağında çok büyük yangın var diyen Başkan Çerkez toplu görüşmedeki yetkili sendikaya yüklendi. Memurun mutfağında çok büyük bir yangın var. Bu yangının söndürülmesi gerekiyor. Maalesef bu yangına müdahale edip söndürülmesi gereken miktarlar böyle %3,5'lar, 3'ler değil. Ama burada işin doğrusunu söylemek gerekirse 3,5 zamlara da biz biraz memurlar olarak alıştırıldık. Yetkili sendika 2017 yılının ikinci 6 ay için %3,5 zammına imza atmıştı memurların tarafı olarak. Dolayısıyla bu buçuk zamlar bizim hafızamızda gerçekten çok kötü yer etmiştir. O sebeple de bu verilen buçuk zamlar bizi korkutmuştur. Çünkü ilk alınan buçuk zamlarda hükümetin teklifinin %3 olduğunu hatırlıyoruz. Burada yetkili konfederasyonun sandalyeleri altından dövizleri çıkararak kapalıyız. Ondan sonra kalemi verdiniz, mürekkebi vermediniz gibi serzenişleriyle reddettikleri 2018 ve 19 yılını kapsayan toplu sözleşme sürecinde 2017 yılı için 4 artı 3,5'u kabul etmişlerdi. Şu an itibariyle, hükümetin vermiş olduğu bu zam teklifini de olumsuz olarak karşıladıklarını çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Çerkez, memurun beklentilerini karşılamayan her türlü kararda yetkili sendikanın alacağı her türlü eylem kararına destek olacaklarını kaydetti. Memurun beklentilerini karşılamayacak herhangi bir zam oranında yetkili sendikanın alacağı her türlü karara biz Türkiye Kamu Sen olarak memurun lehine alınabilecek üretimden gelen gücüyle beraber ister her türlü eylemine katkı vermeyi de buradan biz taahhüt ediyoruz. Çünkü memurun durumu hakikaten çok kötüdür. Buradan Kamu Sen'in teklifine gelecek olursak tekrar az önce enflasyon rakamlarını verdim. Taban aylığa istediğimiz zam oranını söyledim. 600 TL ile en azından eski kayıplarımızı karşılarız. Mevcut gerçek enflasyon oranında da 2020 yılı için %10, ilk 6 ay için, ikinci 6 ay için de %10 istiyoruz. Burada en önemli unsur şudur Özlem Hanım. Şimdi sadece enflasyon oranında bir maaş artışı zaten normalde sıfır zam demektir. Bunun bir defa altını çizelim. Peki biz ülke olarak sürekli ne diyoruz? Hep büyüyoruz. Kişi başına düşen milli gelirimiz artıyor, büyüyoruz diyoruz. Ama bak bunların gerçek tabloları, gerçek rakamları memurun döviz karşısında, altın karşısında eridiğini gösteriyor. Dolayısıyla biz eğer büyüyoruz diyorsak bizim teklifimizde
2020 ve 2021 yılları içinde %3 refah payı istiyoruz oransal zamların dışında. Yerel seçimlerde İYİ Parti'den Maden Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Ziya Üner, Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. Ziya Üner'e parti rozeti Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Işıkver tarafından takıldı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti'den Maden Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Ziya Üner, Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katılan Ziya Üner için yeni partisinin il başkanlığında tören düzenlendi. Törende Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Işıkver, parti rozetini Ziya Üner'e taktı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Işıkver, herhangi bir sebeple ayrılanları yeniden partilerine davet ettiklerini anımsatarak, Ziya Üner'in partilerinde uzun yıllarca mücadele ettiğini söyledi. Malumunuz üzere Sayın Genel Başkanımızın 1 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'ye partimizden ayrılmak suretiyle 1 Kasım 2015'ten itibaren ortaya çıkan, hepimizin çok yakinen takip ettiği o sıkıntılı süreçlerde partimizden herhangi bir sebeple ayrılan bütün kardeşlerimizi Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında bir olmaya, beraber olmaya, kardeşliğe davet ediyorum diye bir çağrıda bulunmuşlardı. Bugün itibariyle tabii ki bizim çok fazla görüşmelerimiz oldu ama bizim için çok anlamlı bir geçiş. Çok önemli bir ismin yine partimiz saflarında uzun yıllar boyunca mücadele etmiş ve hasreten Maden'de üç hilali her daim sancağımızı her daim yukarıda tutmuş, her daim en sıkıntılı dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin en zorluklarla boğuştuğu dönemlerde her zaman dava adamı kimliğiyle ön planda durmuş ve bir Milliyetçi Hareket Partili olmanın gerektirdiği gibi her türlü sorumluluğun hakkından gelmiş çok değerli ağabeyimiz, eski Maden İlçe Başkanımız, şu anda da İYİ Parti'den belediye meclis üyeliği görevini ifa etmekte olan Sayın Ziya Öner, çağrımıza karşılık vererek, Sayın Genel Başkanımızın, bilge liderimizin çağrısına karşılık vererek Milliyetçi Hareket Partisi saflarına yeniden katılmıştır, yeniden dahil olmuştur. Rabbim hayırlı mübarek etsin. Bu çok güzel bir kavuşmadır. İnşallah bundan önceki dönemde olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kardeşliğin, barışın, dayanışmanın, özellikle bir hedefe, bir kutlu ve ulvi bir hedefe yürürken mülkücülerin birlik beraberliğinin adresinin 3 hilalin altı olduğu noktasında çok önemli bir kavuşmadır, çok önemli bir katılımdır. Ben Sayın Ziya Öner'i sizlerin huzurunda hasreten tebrik ediyorum. Bu ilk geçişti Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Kendisine, yuvasına hoş geldin, yuvana hoş geldin diyorum. Allah hayırlı mübarek etsin diyorum. Sağlık Bakanı Danışmanı Abdülvahap Yılmaz, Türkiye'nin probleminin dikey mimari ve betonlaşma olduğunu söyledi. Doğal alanların imar planlarına kurban edilmesinin sağlığı etkilediğini ifade eden ve sağlıklı yaşamın sağlıklı şehirlerle olacağını belirten Yılmaz, medya grubumuzu ziyaretinde konuştu. Merhum Hamza Yanılmaz'ın belediye başkanlığı döneminde basın ve halkla ilişkilerle Park Bahçeler Müdürlüğü görevlerinde bulunan, şu anda ise Sağlık Bakanı Danışmanı olan Abdülvahap Yılmaz, 2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde de AK Parti'den belediye başkanlığı aday adayı olmuştu. Sağlık Bakanı Danışmanı hemşehrimiz Abdülvahap Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla geldi Elazığ'da. Beraberinde Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mithat Ulaş ve YUVKAT Başkanı Aygün Çam'la birlikte medya grubumuzu ziyaret etti. Yılmaz ve beraberindekiler Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Akbıyık tarafından karşılandı. Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Akbıyık'la 25 yıllık dostlukların olduğunu kaydeden Yılmaz, seçim sürecinde kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti. Fırsat tanımış olmanız hasebiyle adaylığımız sürecimizde, bizi ağırlamış olmanız hasebiyle de böyle bir teşekkür ziyaretinde bulunalım ve arkadaşlarımıza gecikmiş olan teşekkürümüzü yapalım diye niyet ettik ve o sebeple geldik. Sağlıklı yaşamın sağlıklı şehirlerle olacağını vurgulayan Abdülvahap Yılmaz, ülkenin probleminin dikey mimari olduğunu kaydetti. Yılmaz, doğal alanların imar planlarına kurban edilmesinin sağlığı etkilediğini kaydetti. Bunda sağlıklı yaşam sağlıklı şehirlerle mümkündür. Yani bütün aslında şehirlerin, bütün belediyelerin sloganı bence bu olmalı. Yani sağlıklı yaşam sağlıklı şehirlerde olur. Bu ana slogan bu olmalı.
Fakat bütün Türkiye'nin problemi gördüğüm, bunu Elazığ için konuşmuyorum, yanlış anlaşılmasın. Bütün Türkiye'deki belediyelerin problemi dikey mimaridir ve betonlaşmadır. Yani dağın, ovanın, yeşilin imar planlarına kurban edilmesi ve inşaatlarımızda kullanılan malzemelerdeki sağlığa zararlı olan kimyasalların kullanılması haliyle bizim sağlığımızı etki ediyor. Yani Türkiye'de sürüatle betonlaşma devam ediyor. Yani Türkiye'nin problemidir. Yani bizim Türkiye genelinde, bu tabii şehrimiz de buna dair. Çünkü yani biz nihayetinde atamız, ceddimiz, mezarlığımız, bütün akrabayı taallukumuz Elazığ'da yaşıyor. Biz de bir gün emekli olunca şehrimize döneceğiz yani. O sebepten dolayı tabii ki ben öncelikli olarak kendi şehrimin bu sloganı kendisine şiar edinmesini isterim. Yani sağlıklı şehir nasıl oluşturabiliriz? Yani sağlıklı yaşayabilmek için sağlıklı bir şehir nasıl kurabiliriz? Bence onun mücadelesi verilmeli. Zamanın ruhuna uygun mekanların oluşturulabilmesi için çalışma yapılması gerektiğini altını çizen Yılmaz, Elazığ'ın bu çalışma için potansiyelin olduğunu kaydetti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu'nun bunu başaracağına inançlarının da tam olduğunu ifade eden Yılmaz, destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Bir de eski kendi geleneklerimizi, görüneklerimizi, adetlerimizi, kendi çocukluğumuzda yaşadığımız sokakları nasıl oluşturacağımız, tabii zamanın da ruhuna uygun olarak dijital çağa uygun nasıl bir mekan oluşturacağımız, bunlarla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ki bunu yapacak potansiyelimiz var yani. Elazığ'ımızda böyle yöneticilerimiz, böyle arkadaşlarımız, üniversitemiz var. Yani belediye başkanımız, mevcut belediye başkanımız genç, dinamik. Ben bu tür şeyleri başaracağına inanıyorum, güveniyorum her şeyden önce. Yani istikamet böyle olmalı. Bu konuda da bize Ankara'da düşen ne varsa elimizden gelen her şeyi yaparız yani. Yardımcı oluruz, fikirlerimizi beyan ederiz. Bu konuda çalışmalar yapabiliriz tabii. Sevgili seyirciler, Lokantacılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan, ikincisi düzenlenecek olan Salçalı Köfte Festivali ile ilgili basın açıklaması yaptı. Elazığlıların vazgeçilmez lezzeti Salçalı Köfte Festivali'nin ikincisi düzenleniyor. Türk mutfağının modern kanadını temsil eden, yöresel ve geleneksel lezzetleri bir arada yaşatan, seçkin örneklere ve tariflere sahip Elazığımızın önemli değerleri arasında yer alan salçalı köftemizi tüm Türkiye'ye tanıtmak için geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Salçalı Köfte Festivali'nin bu yıl ikincisini gerçekleştireceğiz. Konuyla ilgili açıklama yapan Lokantacılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan, programın içeriğiyle ilgili bilgiler verdi ve emeği geçenlere teşekkür etti. 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğimiz ikinci Salçalı Köfte Festivalimizi Valilik Meydanı'nda bu yıl düzenleyeceğiz. Festivalimizde ulusal sanatçı konserleri, tiyatro gösterileri, yarışmalar, sunum ve ikramlarımız olacaktır. Odamız tarafından düzenlenecek olan bu festivalimize katkı sunan başta Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'a, Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na, Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Sayın Asilhan Arslan'a, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze, Esnaf Sanatkarlar Birliğimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca yine sponsorlarımıza da teşekkür ediyor. Tüm halkımızı 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Elazığ Salçalı Köfte Festivalimize bekliyoruz. Festivalimizin salçalı köfte tadında geçmesini temenni ediyoruz. Sevgili seyirciler, hazır kelimesi hayatımızın her alanında. Tıpkı ihtiyacımız olan hazır kıyafetler gibi. Her şeyi hazır kullanan bir toplum olarak eskileri özlem ise hep vardır içimizde. Peki Elazığlı vatandaşlar hazır giyimden yana mı yoksa terziler uğrak adresleri mi? Haberimizi izleyelim. Hazır giyim sektörünün yaygınlaşmasının ardından terzilerin kapısını sadece kıyafet tamirleri için çalıyoruz. Esnaf bu durumdan şikayetçi. Elazığlıyım. Yaklaşık bir 17 senedir terzilik hizmetinde bulunuyorum Elazığ'ımıza. Yani Elazığ'da imalat olarak gerçekten gerideyiz.
hazır giyime yöneldiğimiz için ben 17 senedir terzilik yapıyorum. Genelde bu hazır giyim çıktıktan dolayı eskiden bilirsiniz tabii 20-30 sene önce hazır giyim fazla yoktu. Genelde böyle takım elbise, bayan elbisesi, tünik gibi, abiye gibi dikimler yapılırdı, özel dikimler. Şimdi maalesef bu hazır giyim terziliğin biraz önüne geçti. Yani genelde böyle paça daralma, işte elbise daraltma, abiye daraltma gibi işlemler geliyor bize, fermuar değiştirme gibi. Yani şunu söylemek istiyorum Elazığ'ımıza, bizim imalat konusunda büyümemiz lazım, gelişmemiz lazım. Çünkü gençlerimiz gerçekten işsizler. Bir fabrikada kurulması lazım organize sanayi bölgemize. En azından bir 3-4 tane fabrika olsa, Elazığ'da çünkü usta bulamıyoruz. Gerçekten hani ben cama yazı yazıyorum bazen, bir sene iki sene kalıyor. Bir tane adam gelmiyor yani. Genelde bu göçmen arkadaşlar geliyor. Suriyeli olsun, Iraklı olsun. Şimdi bu arkadaşlarımız da biz tabii kendilerine ekmek yedirmek istiyoruz. Ama iş konusunda zayıflar. Usta değiller. Gerçekten yetişmeleri lazım. Meslek, sanatkar yetişmekte sıkıntı şu an. Sanatkar eleman bulmak zor. Çünkü dikim yaptığımız zaman sıkıntı oluyor bizim için. Sadece tamir olmaması lazım. İşimizi daha da geliştirmek, büyütmek istiyoruz. O yüzden eleman sıkıntımız var. Tabii hazır giyim yani. Hep bir tamirat çok ağırlıklı artık. Eskisi gibi özel dikim yok. Tamirat çoğunluklu. Ağırlık olarak tamir. Hele ki şimdi de bu internet alışverişi başladı. Geliyor elbise, astarı yok, kolu yok. Müşteri tabii ki ister istemez değişiklik yapmak zorunda. O da mecburen yapılması lazım, yoksa giyinmiyor. Hiç olmazsa da bir evde iki kişi veya da üç kişi takım elbise diktirebilir de. Ama şu anda bir kişi bile dikemiyor. Niye? Teknolojinin ilerlediğinden dolayı, tekstillerin fazlalaştığından dolayı ne oldu? Her şey hazır hazır gelmeye başladı. Vatandaş ise iki fikirli. Terziye kardeşimin kıyafetlerini tadilat için geldik. Bunun için geldik. Hazır giyimden mi yanasınız yoksa terzi kıyafetlerinden mi yanasınız? Vallahi hazır giyimde illaki insanın vücuduna oturmayabiliyor. Terzilik işlem illaki gerekiyor. Hatta yani ehil terzilerimiz de var aslında Elazığ'da. Onlara direkt elbise diktirilebilir tabii. Ya terzi kıyafetleri daha iyi. Yani en azından kendine göre ölçüsü var. Hiçbir yanlışlık çıkmadan daha doğru üstüne oturuyor yani en azından. Yani her ikisini de kullanıyoruz. Yani çok aciliyetimiz varsa hemen hazır giyim, alçık. Ama böyle özenli bir şey istiyorsak o zaman terzi tercihimiz tabii ki. Aslında hazır giyimden yana olmak isterdim. Ancak ülkemizin gidişatına baktığımız zaman şu an acayip bir fahiş artış var. Bu zamana kadar hiç dikim, özel dikim yaptırmadım ama eminim çevremde de gördüğüme göre terzicilikte yani terzi anlayışında hani bu iş biraz daha özellikle bayanlara nazaran biraz daha uyguna geliyor ki kendi aile dostumdan, çevremden de gördüğüm, baştan da söyledim. Yani gerçekten mesela erkeklerde böyle bir şey yok. Erkek giyimlerinde terziden yana değilim. Ancak bayan giyimlerinde terziden yana olduğumu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok pahalı eşyalar, yani giyimler, bir bluz veya bir fistan gerçekten çok pahalı ama terziden diktirdiğin zaman daha uyguna gelebiliyor. Bunu etrafımda gördüm. Hazır giyimden de yanayız, terzi kıyafetlerinde de yanayız ama neticede maliyet işi biraz yüksek geliyor. Maliyet yüksek geldiği için aslında yoksa normalde üzerine göre diktirsen daha iyi. Kumaşını da bilirsin, daha rahat, en azından zevkine göre diktirirsin. Hazır giyim aldığın zaman üzerine göre diktiremiyorsun. Neticede bunu hazır almışız, yine geldik terziye diktiriyoruz, yani fark eden bir şey yok. Terzi esnafı da vatandaşta durumu işte böyle özetledi. Ancak esnafın tek derdi ve sıkıntısı tabii ki hazır giyim sektörü değildi. Eleman daha yetişmiyor. Nedeni nedir? Ya nedeni şimdi herkes okumak için hani okul. Da ama bu meslek 5 sene sonra bitecek hani. 5 sene sonra yetişmeyen oldu mu meslek de bitti. Eleman sıkıntısı çok çekiyoruz hani. Elemana da ihtiyacımız var. İş var, eleman yok. Bizim ilerimiz olması lazım. Hani geleceğe, gelecek nesiller olması lazım. Niye? Bakıyorsun adam babası 60 yaşında, 70 yaşında. Artık bu adam birisine devretmek istiyor. Hani babadan oğula geçsin istiyor, oğuldan başkasına. Usta olarak yetişmemiz lazım. Gerçekten Elazığ'da sıkıntı çok.
Akşam düğünden döndüklerinde kapıların önünde sahipsiz inekler buldular. Üç gündür sahipsiz ineklere bakan mahalle sakinleri ineklerin sahiplerinin bulunması için yetkililerden destek istedi. Dönerlerse ya kanala ya da emniyete bir ihbarda bulunurlarsa hayvanları buradan alabilirler. Çarşamba günü gece saatlerinde arkamda görmüş olduğunuz tarlada başıboş bir şekilde büyükbaş hayvanlar bulundu. Bulunan hayvanlar sahiplerini bekliyor. Hayvanların bulunması için çeşitli yerlere başvuran mahalle sakini Ayhan Arıkan, kendi evlerinin bahçesinde koruma altına aldıkları büyükbaş hayvanların sahibine seslendi. Böyle saat akşam 12.30-1 aralarıydı. Burada evin önünde indik. İnerken bu terör günü burada bir takım büyükbaş hayvan gördük. Etrafa bir baktık, hani belki birileri salmıştır falan diye. Epey bir bekledik, gelen giden olmayınca 155'i aradım emniyeti. Emniyet ekibi geldi. Terör günün bu tarafında durduğu için şey diyordu, Bahçeliler Karakolu bakıyor diye. Tesisten anonsu geçti. Bahçeliler Karakolu gelecekti, ekip gelecekti. Bir yarım saat, bir saat bekledik, ekip gelmedi. Şimdi hayvanlar da orada başıboş bırakmak olmazdı diye bizim araç otoparkına araçları çıkarıp aracın otoparkına koyduk hayvanları. Ondan sonra iki gündür de emniyetten herhangi bir ihbar falan çıkmadı. Çıksaydı numaralarımızdan döneceklerdi. Hayvanlar burada, hani sahipleri bilmiyorum, belki kanal aracıyla ulaşabilir falan diye. Salmak da içimize sinmedi. Çünkü art niyetli insanlar belki alır, bir şeyler yapar ya da farklı bir yöne çekerler. O yüzden belki izliyorlarsa, dönerlerse ya kanala ya da emniyete bir ihbarda bulunurlarsa hayvanları buradan alabilirler. İlk kez böyle bir olayla karşılaşan mahalle sakini Arıkan hayvanların sahibine seslendi. Düğünden dönüyorduk, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Hani daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi. Kulak küpelerinden de araştırmaya çalıştık. Hiçbir şekilde sahibini bulamadık. Son çare bu kaldı yani. Sevgili seyirciler, İzzet Paşa Mahallesi'nde ailesiyle birlikte kahvaltı yapan Kutada Eymen Savut'un nefes borusuna lokma kaçtı. Hastaneye kaldırılan minik Savut kurtarılamadı. 5 yaşındaki çocuk kahvaltı sırasında nefes borusuna kaçan lokması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tarihi Sokak'ta oturan 5 yaşındaki Kutada Eymen Savut'un ailesiyle birlikte kahvaltı yaparken nefes borusuna lokma kaçtı. Durumu fark eden aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler küçük çocuğu solunumu durmuş bir şekilde ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi acil servisine yetiştirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savut'un cansız bedeni hastane morgunda yapılan otopsinin ardından babası Eymen Savut Rahim ve yakınları tarafından alındı. 5 yaşındaki Savut'un cenazesi asil mezarlığına defnedildi. Allah rahmet etsin, ailesine sabırlar versin. Çok zor bir şey hakikaten. Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nun 30. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nun 30. kilometresinde YO idaresindeki 06KYY20 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak bariyerlere çıktı. Bariyer üzerinde bir süre kayan otomobil ardından ağaçlara vurarak durabildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hüsamettin Ergül, emekli olduktan sonra topladığı eski eşya, fosil ve değişik taşlarla evinin bodrum katını adeta müzeye çevirdi. Üç çocuk babası Hüsamettin Ergül, 2006 yılında emekli olduktan sonra memleketi Ağın'ın Balkayası köyüne geri döndü. Eski eşyalara tutkusu olan Ergül, ilk başta ailesinden kalan eski eşyaları topladı. Ardından doğada bulduğu farklı şekillerdeki taşları ve fosilleri toplayan Ergül, bunları evinin bodrumuna yerleştirerek müze havası oluşturdu. Ben bu taşlardan küçük bir tane
İsviçre'de götürdüm ve arkeoloji, jeoloji profesörüne. Ergül'ün topladıkları arasında Osmanlı döneminden kalma kılıç, doldurma silah. İsviçre asker miğferi olmak üzere birçok tarihi eşya dikkat çekiyor. 13 yıldır hobisini devam ettirdiğini ve imkanı olması halinde bir müze kurabileceğini dile getiren Ergül, amacının gelecek nesillere geçmiş kültürü tanıtmak olduğunu ifade etti. Bulduğum ve enteresan taşları, fosil veyahut da eski arkeoloji taşlar, onları getirdim buralara koydum. Bir de eski eserlere olan ilgim, merakım, kendi ailemizden kalan ve bizim kültürümüzü yansıtan, pamuk eğirmek için, iplik yapmak için çıkırık, harmanlarda düven, buğdayı sapından ayırmak için. Ondan sonra hayvanlarla, bizim burası arazi engebeli olduğu için araba çalışmıyor. Eşeklerle, atlarına affedersiniz, şahra ağacı dediğimiz şeyleri semerlerimizden takıp ondan taşıdığımız, işte onları topladım. Köyde doğup büyüdüğünü ifade eden Hüsamettin Ergül, birçok şeyi çöpte toplayarak biriktirdiğini kaydetti. Ergül, gelecek olan nesiller geçmişteki kültürümüzü tanısın istiyorum dedi. İsviçre'li beraber çalıştığım arkadaşın askeri miğferi, matarası, dağda çorba yapmak için işte ne diyeyim ona, tas veya matara gibi bir şeyler, kayınvalidemin mutfak eşyaları, kömürlü ütü, bir de çok eski bir cezve, kahve cezvesi var. Bildiğim kadarıyla yani 150 senelik de var, daha eski de olabilirler. Yani çok yeni bir şeyler yok. Aslında imkanlar dar ve herhangi bir yerde birilerinden eski bir şey gördüğüm istediğim zaman vermezler. Hani yakarlar, kırarlar, atarlar ama bana vermezler. Mesela orada birçok şeylerini ben tabiri caizse çöplük diyeyim yani attıkları yerlerden aldım getirdim. Bir eşek semeri affedersiniz. O iplik çözmek için kullandığımız destecah dedikleri onları ben çöpten buldum getirdim. Devam ediyorum. Yani imkanım olsa bir müze kurarım. Şahinkaya Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 80 meyve ağacı zarar gördü. Elazığ'da bir bahçede çıkan yangında 80 meyve ağacı hasar gördü. Hortumlar yanmış. Şahinkaya Mahallesi'nde Kadir Arpa'ya ait bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bahçede bulunan ağaçlara zarar verdi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bana yer salta salta gidelim. Biraz daha gidelim. Bana yer salta salta gidelim. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangında 80 meyve ağacı büyük oranda zarar gördü. Değerli izleyenler, Aksaray Mahallesi'nde bulunan Eski Saray Camii'nde görev yapan Mustafa Gür, tayininin çıkması üzerine cuma namazını kıldırarak mahalleye veda etti. Mustafa Gür'e mahalle sakinleri tarafından plaket verildi. 1720 yılından beri Elazığ'da Aksaray Mahallesi'nde hizmet veren Eski Saray Camii'nde 7 yıldır görev yapan Mustafa Gür, tayininin çıkması üzerine son görev yaptığı camide cuma namazını kıldırarak görevine veda etti. Eski Saray Camii'nde yaptığı hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri adına Saray Camii Dernek Başkanı Mehmet Türel Şener tarafından plaket verildi. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Allah sizden size, razı olsun. Dernek yönetimlerine ve Metin Bey abimize teşekkürlerimi sunarım. Allah hepinizden razı olsun. Saray Camii Dernek Başkanı Mehmet Türel Şener, müezzinleri Mustafa Gür'ün çok sayıda hizmetin yapılmasında emeği olduğunu belirtti ve teşekkür plaketi verdiklerini kaydetti. 6 Haziran 2013'ten beri Mustafa Gür diye bir müezzin tayin edildi. Bu müezzinimizin Aksaray Mahallesi'ne yaptığı hizmetler sayılamaz. Özellikle camimizin tuvaletinden, gasilhanesinden, çatısından, dış boyasından, iç boyası, elektrik tesisatı, bütün bunlarda emeği vardır. Hocamızın buradan gitmesi bizim mahallemizin büyük bir kaybıdır. İnşallah bundan sonra gelecek hoca da mahallemize yarayışlı olur.
Bu arada müftülüğe de çok teşekkür ederim ki böyle bir eleman yetiştirmiştir. Söyleyeceklerim bu kadar. 2013 yılından beri Saray Camii'nde görev yaptan anımsatan Gür, mahalle sakinleriyle birlikte tarihi caminin eksikliklerine giderdiklerini belirterek, plaket verdikleri için Mehmet Ürel Şener ve mahalle sakinlerine teşekkür etti. 2013 yılında buraya tayinim çıktı. Harput'un Saratun Camii'sinden Aksaray Eski Camii'ne tayin olarak atandım. Geldiğim zamanda bu tarihi cami bakımsız bir şekilde günümüze kadar gelmişti. Buna ne bir öncülük eden ne de bunlara destek veren kimse olmamıştı. Allah, Cenab-ı Allah bize nasip etti. Biz öncülük yaptık, mahalle sakinlerine söyledik. Mahalle sakinleri bizi kırmadı. Maddi ve manevi olarak bütün destekleri verdiler. Biz de elimizden geldiği kadar camimizi bugüne kadar bu şekilde yaptık. Ve tayinimin çıkması sebebiyle gözüm arkada kalmadan dört dörtlük bir cami Aksaray sakinlerine bırakarak gidiyorum. Bütün Aksaray halkından Allah razı olsun. Ve ayrıca şunu da dile getirmek istiyorum. Emeği geçen Metin Bey abimize de Allah razı olsun. Teşekkürlerimizi sunarız. Mahalle sakinleri de görev süresi boyunca caminin her türlü eksikliğinin giderilmesinde Mustafa Gür'ün öncülük ettiğini belirtti. Ve yeni görevinde başarılar diledi. Hocamız camimizin her şeyinden ilgilendi. Kasinanesinden, camisinden, iş, her şeyinden ilgilendi. Allah razı olsun hocamızdan ve sizden, basın mesplanı arkadaşlarımızdan. Hepsinden Allah razı olsun. Hocamıza yeni görevlerinden başarılar diliyoruz. Camiyle camimizi her tarafını düzelttiler. Memnunduk. Allah razı olsun. Şeyimizden bütün cemaat de memnundu. Allah hayırlı uğurlu olsun yeni işinde. Başarılar dileriz. Hayırlı uğurlu olsun. 7 yıldır mahallemizde bulunan hocamız bize çok yardım etti. Allah razı olsun. Sırada bir vefat haberimiz var. Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyesi Orhan Erdim'in babası Şevket Erdim vefat etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyesi Orhan Erdem'in babası Şevket Erdem vefat etti. 90 yaşında vefat eden Erdem için öğle namazına müteakip Hacı Sabri Camii'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Cenaze namazına aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Merhum Şevket Erdem kılınan cenaze namazının ardından Yürekli köyüne defnedildi. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aile taziyeleri Hacı Sabri Camii'nde kabul ediyor. Medya grubumuz olarak merhum Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, yakınlarına sabırlar versin. Evet, haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar birlikte olacağız. Ayrılmayın lütfen. Ve günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Elazığ Spor ve Belediye Spor'un maçlarını hangi tesisle oynayacağı yönündeki belirsizlik yapılan geniş katılımlı toplantıyla ortadan kalkmış oldu. Alınan ortak karar doğrultusunda profesyonel takımlarımız butik stadyum tamamlanana kadar maçlarını gençlik merkezi sahasında oynayacaklar. Birevim Elazığ Spor ve Elazığ Belediye Spor'un maçlarını nerede oynayacağı sorusu yapılan geniş katılımlı toplantıyla yanıtlanmış oldu. Haberini ilk kez Kanal Fırat ekranlarından ve elazığsonhaber.com haber sitemizden kamuoyuna duyurduğumuz gibi, profesyonel takımlarımız Birevim Elazığ Spor ve Elazığ Belediye Spor, iç saha maçlarını Doğukent'teki butik stadyum tamamlanana kadar gençlik merkezi sahasında oynayacak. Konuyla ilgili Elazığ Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Mustafa Gür'ün ev sahipliğinde amatör evinde düzenlenen toplantıya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, Elazığ Spor Kulübü'nü temsil eden Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaya ve Sportif Direktör Mustafa Aksu, Elazığ Belediye Spor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç ve Bal Ligi'nde temsilcilerimiz Fırat Üniversitesi'nden Futbol Şube Sorumlusu Ercan Sönmez ile Sürsür Spor Kulüp Başkanı Yavuz Doğan katıldı. Saat 15.30'da başlayan ve yaklaşık 2 saat süren toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, Elazığ Spor ve Elazığ Belediye Spor Kulüplerinin Doğu Kent'teki tesislerin tamamlanacağı süreye kadar iç saha maçlarını gençlik merkezi sahasında oynamaları için gerekli tüm desteğin verileceğini kaydetti. Gür, 1 Eylül'e kadar FIFA'dan onay sertifikasını alınıp İl Spor Güvenlik Kurulu'nun olur kararıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na evrakları teslim etmeleri gerektiğini vurguladı. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Gür, Sporyum 23 tesislerinin üst tarafında yapımı devam eden sahanın 15 Ekim tarihine kadar bitirileceğini ifade etti. FIFA, vaat edilen sürede eski yabancı futbolcularına ödeme yapmadıkları için Eskişehir Spor, Şanlıurfa Spor ve Manisa Spor Kulüplerine 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde mücadele eden 3 kulüp FIFA'dan gelen puan silme cezasıyla büyük bir şok yaşadı. Geçmiş yıllarda takımlarında forma giyen eski yabancı futbolcularına olan borçlarını ödeyemeyen Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig ekiplerinden Eskişehir Spor'la, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfa Spor ve Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Manisa Spor, yeni sezon öncesi FIFA tarafından mevcut puanlarından 6'şar puan silme cezası aldı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden ve toplamda aldığı 15 puan silme cezasıyla birlikte lige tutunamayarak 3. Lig'e düşen Manisa Spor'u bu sezonda benzer bir son bekliyor. Son yıllarda yaşadığı ekonomik sorunlara rağmen geride bıraktığımız sezonda kümede kalmayı başaran Eskişehir Spor'u ise yeni sezonda oldukça sıkıntılı bir süreç bekliyor. Yeni sezona -6 puanla başlayacak olan Eskişehir Spor'un işi bu kez daha zor olacak. Öte yandan puan silme cezalarından Şanlıurfa Spor da nasibini aldı. Toplamda 80 milyon civarında borcu bulunduğu öne sürülen Güneydoğu temsilcisi eski futbolcusu Andrei Marka olan borçları dolayısıyla FIFA tarafından 6 puan silme cezasına çarptırıldı. Birevim Elazığ Spor'da yeni sezon hazırlıkları sabah ve akşam olmak üzere yapılan çift antrenmanla devam etti. Birevim Elazığ Spor'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sezonun başlamasına sayılı günler kala tempoyu iyice artıran Bordo Beyazlı ekibimiz bu doğrultuda günü çift antrenmanla tamamladı. Günün ilk antrenmanını saat 10.15'te fitness salonunda gerçekleştirdi. 1,5 saatlik antrenmanda kuvvet çalışması yapıldı. Bordo Beyazlı ekibimizde günün son çalışması ise saat 18'de Gökmen Yıldıran antrenman sahasında gerçekleştirildi. Bu bölümde ise teknik taktik ağırlıklı varyasyonlar üzerinde duruldu. Temsilcimizde her iki antrenmana da sakatlığı devam eden Salih Polat Demir katılmadı. Elazığ Spor'da cumartesi günü yapılacak çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edilecek. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanı Münir Yılmaz'ın Mersin'in Erdemli ilçesinde vefat eden amcası Cevat Yılmaz Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün Mersin'in Erdemli ilçesinde vefat eden TÜFAT Elazığ Şube Başkanı Münir Yılmaz'ın amcası Cevat Yılmaz Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. 85 yaşında vefat eden ve cenazesi Elazığ'a getirilen merhum Cevat Yılmaz için Cuma namazına müteakip İzzetpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın yanı sıra Elazığ Spor'un efsane futbolcularından Hıdır Bilek, aile yakınları, spor camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı. Allah Ekber. Allah! Merhum Yılmaz kılınan cenaze namazının ardından Harput'taki aile mezarlığında toprağa verildi. Allah! Yılmaz ailesi taziyeleri bölge camii taziye evinde kabul ediyor. Medya grubumuz olarak merhum Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin diyoruz. Yakınlarına sabırlar versin. Ve spor haberlerini de burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.